Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Space Engineers'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet, bir bakın alalım bu arada. Şu manzara bayağı hoş gözüküyor değil mi? Ay'ın yakınlarına bir yere de bir base yapabilirim diye. Bu arada base'i belki Ay'ın yakınlarında bir yere yaparım, belki şurada asteroidlere bir yere yaparım. Onu düşünüyorum ben bir yandan. Evet, bu bölüm tabii ki de base yapmayacağız. Base yapmaya daha çok var bu arada. Bir diğer gezegenlerimiz nerede? Hah, bu yöndeler. Tamam, bu yöne duracak bir şey yapabilirim ya da şurada falan yapabilirim. Neyse, bölüm arası ne yaptım? Ona gelelim. Evet. Gel bakalım. Ups, jetpack off değil. Tabii ki de. Evet, kargomuzun %14'ü dolu. Yaklaşık 500.000 bir platinyum topladım şimdilik. Bu şu yukarıdaki maden aracı müsveddesini değiştirmemize yetecek. Hidrojen kullanacak bir maden aracı yapmayacağım. Gene sadece uzayda çalışacak bir araç yapacağım. Ancak bu seferki araç baya baya hidrojen değil de ion thrusterlarla çalışacak. Ups, şu an bu değil. Bunda olmam lazım. Yani. Çünkü dünyaya ineceğim. Tabii dünyaya inmeden önce bölüm arası kazdığım yerleri bir göstereyim. Şu arkadaş, şurası. Evet, çok fazla değil ancak bu gemiyle de anca bu kadar oluyor. Şimdi yapacağımız şey çok basit. Her şeyi kapatıp şu şekilde hızımızı yardırdıktan sonra, evet, bir 400 metre bölü saniyeye gelelim. Evet, ve power usage'ımız falan filan şu an bayağı düşük. Evet, tankımızı biraz kullandık, bir %5 kadar. Ancak hemen geri doluyor. Evet. Şu hizada ilerliyoruz işte. Yapacağımız şey basit. Beklemek. Buradan. Evet. Hatta inertial damper'ı da kapatayım. Evet, iniş yapıyoruz. Evet, şimdi planlardan bahsedelim biraz. İnişi size göstereceğim bu arada. Çünkü iniş önemli bir nokta ve sıkıntı bir nokta. Bu arada iniş esnasında şu arkadaşlar atmosferik thrusterları da açacağız. Ancak hızımızı keseceğimiz zaman. Şu an hiçbir şekilde hızımızı kesmemize gerek yok. Şu an tam tersi, mümkün olduğunca hızlı olmamız lazım. Ki mümkün olduğunca hızlıyız. Evet, devam edelim. İlk olarak birkaç maden turu daha yapacağım sanırsam. Şu yukarıdaki arkadaşı değiştireceğim ancak bu arkadaş gayet iyi gibi görünüyor şu an. Gayet iyi gibi. Ancak yukarıdaki arkadaşlar değişecek. Şu maden aracı. Onun yerine daha güzel bir şey yapacağız. Ondan sonra bolca maden toplayıp, uranyumu da bolca toplayıp, her şeyden bolca toplayıp, Tybalt ebatlarında, hatta ondan biraz daha büyük bir gezegenden çıkacak araç yapabilirim. Ya da şu an bu elimdekini kullanıp, aslında bunu da kullanabilirim, evet, düşünürsek. Nasıl düşünürsek, maden aracı kasmama gerek. Maden aracını burada kasabilirim. Evet. Ya da çok kasmama gerek yok. Tamam, atmosfere girdik. Ve yer çekimi alanına girdiğimiz için hızımız daha da artıyor. Hızımız artsın, herhangi bir sıkıntı yok.
hidrojen thrusterlarımızın durdurma gücü inanılmaz derecede yüksek. Şu an neler yapacağımı ben de biraz düşünüyorum. Sanırsam şu elimdeki aracı kullanıp bununla hayvan gibi materyal toplayıp onları yukarı taşıyacağım. Aşağıdaki sistemleri devre dışı bırakabilirim. Evet. Yaklaşık 10.000 kilometrede falan yavaşlamaya başlayabiliriz. Evet. Bayağı güzel bir biçimde iniyoruz dünyaya. Hatta ben şimdi inertial damper'ları bir yandan açayım. Ups, yanlış tuş. Evet. Ve yavaştan başlıyoruz. Bu arada FPS anında düşüyor gezegene inince. Ve şu efsane manevra. Ve iniyoruz. Evet, hızımız bayağı bir azaldı. Bir yandan şunları da açalım. Evet, durduğumuzda kokpit değiştireceğim gene. Durduk. Şimdi kaskımı artık açabilirim. Yok, açamazmışım. Çünkü hala oksijen yok. Aa, doğru, aracın içinde oksijen yok. Çünkü araç oksijen geçirmiyor. Evet. Bu şekilde aşağı iniyoruz. Ve ardından gidip park ediyoruz. Evet, iniş de tam olarak bu şekilde oluyor. Evet, oyunun temel uzaya çıkma mekaniklerini öğretmiş oldu ve uzaydan inme. Evet, ve şimdi yapacağımız şey çok basit. Bunu bir şekilde bizim time bağlayıp sevgili aşırı yavaş geri iticiler. Evet, bu arkadaşı bir koloni gemisi olarak kullanacağım sonra. Bu arada workshop'a bir adet paraşüt modu eklenmiş ve onu da kullanabilirsiniz daha gerçekçi bir şey isteyenler. Fazlasıyla eğlenceli olacağını düşünüyorum. Hatta ben belki ileride onu deneyebilirim. Çünkü bayağı hoş bir moda benziyor. Basitçe paraşüt ekliyor. Muhtemelen onu gemi indirmek için kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bayağı da fantastik olacaktır. Evet. Şimdi sen gel bakalım buraya. Pistonlu mistonlu bir şeyler düşünüyorum. Ups. Ne oldu lan? Evet. Kafayı yedi. Evet. Döndürmeye çalışıyorum. Ama dönmüyor. Dön. 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 Dön, 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 dön. Hah, döndü. Tamamdır. Bu tarz abukluklar da oluyor arada. Neyse şimdi. Gel gelelim şunu park etmeye. Muhtemelen, evet, şuraya park edeceğim. Ups.
Hayır, gene olma. Tamam. Evet, şurası güzel bir nokta. Ve voilà. Fark ettik. Bir saniye. Evet. Şimdi seni kapatalım. Sizleri kapatalım ve sizi kapatalım. Huh. Evet, artık helmetimizi çıkartabiliriz ve phew. Evet, şimdi piston. Aa, tabii dur. Kafa Minecraft'a gitti çalışma prensibi olarak. Evet, nasıl dur? Şu şekilde alalım. Ve şu an inanılmaz derece düşük bir FPS var. Hemen geliyorum. Evet, ve geri geldim ve seni kullanmak şimdi. Ups. 7. Evet, bu şekilde döşedim. Piston kullanırım demiştim ancak vazgeçtim pistondan. Önce şurayı weldleyelim. Çünkü şuranın geri açılmasını istiyorum. Dünya üzerindeki üssü ne yaparım bilmiyorum. Bayağı üstüne uğraştım. Bir yandan onu düşünüyorum. Çünkü hani gezegenlerin biraz kasma sorunu olduğunu biliyorsunuz. Evet, ve bunu da aldığımıza göre gel bakalım. Evet, tekrar gel bakalım. Evet. Bir de Timer Team. Sen dur. Evet, ve Lock. Ve rafinerimizde plütonyumlarımız işleniyor. Bakalım bunun içeriğine. Tamam, uranyumları tazelemem gerekecek sadece, o kadar. Hatta bir saniye. Tamamdır. Şimdi gel bakalım. Evet, ve bakalım. Neyse. Şimdi sen. Tamamdır. Bunu böyle bırakıyoruz buraya. Ve kalanını base'imiz hallediyor. Evet. Evet, buradan yeterli malzemeyi alıp uzaya çıkacağım. Uzayda yeni bir base kuracağım ve orada her şey tamamlandığında buraya gelip her şeyi deaktif edeceğim. Evet, yeni plan bu. Evet, tam olarak buna karar verdim. Ve şimdi
Artık sahip olduğumuz önemli bir şey var. Platinum. Evet, bakalım platinum ne kadar kullanılıyor. Thruster Component 0.4 tamamdır. Advanced Thruster Modül ve bu ikisi var. Bakın Advanced Thruster Modülü ne kullanıyor? G. Evet. Tier 3, Tier 4'ler kullanıyor Advanced Thruster Modülü. Tahmin ettiğim gibi. Evet. Bakalım başka nelerimiz var. Supercharger. Bakalım Supercharger neler istiyormuş. Azimuth Supercharger. Battle Rifle Ammo. Evet, bu da istiyor. Shotgun Ammo. Ultra Conductor. Bayağı ilginç şeyler var. Artık yapabildiğimiz reaktör components. Gravel'ımız yok. Gravel toplayacağım. Bölüm arası. Buz da toplayacağım. Dense Alloy. Bakalım sen ne istiyorsun? Magnezyum. Tabii ki de magnezyum yok. Arc Fuel. Arc Reactor Components tabii ki de yok. Ama artık biraz taş topladığım takdirde oyundaki her materyali craft edebiliyorum ve bunun anlamı şunları craft edeceğim demek oluyor. Evet. Ve şimdi sizler de gidebilirsiniz. Production Disassemble All. Evet, şimdi yaptığım şeye gelecek olursak bu nedir diye soracaksınız. Ben de şöyle yanıt vereceğim. Character Tools. Oyundaki en hızlı tool'lar. Basit bir gösterim. Evet, bunu bu kadar kısa bir sürede kaynakladım ve weld'ledim. Ve şu normalde ömür törpüsüydü. Evet, artık her şeyin en iyisine sahip olabilirim tool'lar konusunda. Bunun yanı sıra bu bölüm geçenlerde eklediğim bir modu denemek istiyorum. O da şu silahları ekliyor. Evet, machine gun, magnum. Seni kullanabilirim. Evet, magnum gelsin. Bakalım başka. Assault rifle Mark II gelsin. Shotgun, sniper rifle. Evet, bir de real gun. Şimdi, bunların mermileri ne? Güzel soru, değil mi? Evet, sniper rifle ammo. Sen bulsun, ondan eminim. Shotgun ammo. Real gun. Evet, buradan machine gun ammo. Evet. Çok güzel bir imla hatası var. Evet, bakalım. Bakıyoruz. Railgun. Railgun ne atıyor acaba? Shotgun ammo. Deneyeceğiz. Şimdi inventory. Evet, şu an yapabileceğimiz tek şey bu arada sadece beklemek. Ve şuradan ben biraz şu ammo'yu da alayım.
Ve kendime bir de azıcık steel plate alayım. Şuraya bir hedef yapacağım. Evet. Bir artı yaptık. Şimdi hepsini weld diyek. Ve sen de weldlen. Evet. Şimdi. Gelelim buraya. Assault Rifle Mark II. Railgun. Magnum. Sniper Rifle. Evet. Ve bir saniye sizin şurada ayarlı olmanız lazım. Tamamdır. Evet. Bakalım nasıl bir hasar verdi. Tabii ki de şunu ve şunu koymam lazım. Vermiş biraz. Ancak çok değil. Evet. Ama assault rifle'lar sanırım farklı bir mermi tipi kullanıyor bundan. Bakalım. Tamam, bunu kullanıyormuş. Railgun ne kullanıyor ama Assault Rifle'a yani. Bakalım. Railgun cidden ne kullanıyor onu merak ediyorum. Evet. Farş değil kesinlikle. Machine Gun ama şuna bir bakalım. Bakalım. Bu hala yok. Evet, hala yok. Merak ediyoruz. Bu neyi kullanıyor? Gerçekten. Sniper rifle. Shotgun ammo. Ha, railgun ammo. Tamam. Buldum. Railgun ammo. Evet. Bu şekilde ateş ediyor Railgun'ımız da. Ve bir parçayı yok ettik bile. Evet. Assault Rifle gene en makulü gibi duruyor. Ama tabii player hasarını bilmiyoruz. Ve asıl efsaneyi göstermek istiyorum ancak base içerisinde pek gösterebileceğim bir şey değil. Ancak dışarıda gösterebilirim düşünürsek. Evet. Şunlar gitsin. Şimdi production. Gel bakalım. Rocket launcher. Şimdi sen ne kullanıyorsun? Silah olarak, mermi olarak. O güzel bir soru. Evet, bunu gerçekten hiç bilmiyorum. Ah, tamam. Çok güzel bir açıklama oldu bu. Bana. Ve bununla gelelim dışarı. Ve dışarıda ne yapacağız? Bunu yapacağız. Evet, bu arkadaş tam olarak bu işe yarıyor. Bakalım bu parçayı alabiliyor muyuz? Hayır, alamıyoruz. Evet, gördüğünüz üzere bu arkadaşın amacı bu. Roket atar.
Evet, oyundaki yeni birkaç silahımızı da görmüş olduk bu bahaneyle. Ve bu sayede sizi oyalamış oldum. Bölüm arası benim kullanacağım şeylerden bir tanesi. Şu thrusterları kullanarak, gerçi şu versiyonlarını ya da azimut versiyonlarını kullanabilirim. Hani bakalım. De supercharger neden istiyorlar? 40. Ha, ilginç. Tamam. Bunlara bir bakarım. Bölüm arası bayağı bir inceleyeceğim zaten. Bunlarla bir ufak bir maden gemisi yapacağız. O ufak maden, yani şunun yerine geçecek. Daha doğrusu ufak maden gemisi dediğime bakmayın. Şundan biraz büyük bir şey olacak muhtemelen. Ve onunla beraber yukarı çıkacağız. Base'imizdeki bayağı bir şeyi, yani şunun içindeki bayağı bir şeyi şu yukarıdaki arkadaşa atacağız. Ve hepsi uzaya çıkacak. Ben uzayda yeni bir base kuracağım. Muhtemelen uzaya çıktığım esnada kayda geri döneceğiz. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.